Mehmet Çavuşoğlu, Muhammed Çavuşoğlu geldi. Sizinle geçen sene de İstanbul'da beraberdik. İstanbul'dakiler bu sene Rize'ye gelmişler. Evet, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Size de tekrardan böyle bir şeydi. Ben de olmaktan mutluluk duydum. Evet. Ve bu sene herhalde Ayhan Bey'le geçen senenin bayağı bir yukarısına çıkacağız herhalde. İnşallah. Geçen sene... İnşallah 28 saatti geçen sene. Bu sene bilmiyorum şu anda bir şey söylemek çok erken. Çünkü saat daha 7.30. 28 saati geçebilmemiz için ama saat yani, 17'yi geçmemiz lazım. Gerçi ne kadar amaç 15 Temmuz'u hatırlatmaksa, onu unutturmamaksa da sizin artık üzerine bir, en az bir 5 saat koyma şeyiniz olmalı. Çünkü geçen sene 15 saat daha gidersiniz demiştim İbrahim Bey. Vallahi Hasan Bey 4 saat üstüne koyun dedi. Siz 5 saat dediniz. Evet. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Bu inşallah. Moralle, bu motivasyonla, aynısı, bu inananlarla. İnşallah, inşallah. Evet, siz geçen sene konuşmuştuk, evet, sohbet etmiştik ama bir kez daha söylemekte, bir kez daha anlatmakta, bir kez daha paylaşmakta fayda var. Nitekim zaten o yüzden bu programı, evet, yapıyoruz. Neler yaşadınız o gece? Ya şimdi tekrar önce şehitlerimize, Allah'tan rahmet, gazilerimize şifalar, ailelerine sabırlar dileyerek başlayalım. Siz o gece orada olanlardansınız. Yani evet. Önce tabii ki haber aldığımızda daha hiçbir şey, daha köprüye çıkılmamıştı. Köprü daha kapatılmamıştı. Hasan Bey aradı, Hasan Yavuz Bakır. Öyle haber verdi. Böyle bir şey var. Neredesin diye aradı beni. Ben evdeydim o sıra. Baktık herhangi bir şey yok gibi gözüküyordu. Ama zaten akabinde köprü kapatıldı. Biz tabii hemen baştan başlamak gerekirse işte evden giyindik, üstümüzü, helallerimizi aldık. İlk en yakın olarak Kısıklı, en önemli olarak Sayın Mustafa Karar'ın, Üsküdar Belediye Başkanı'nın o zaman şey yaptı, burası Okçular Tepesi, burası düşmemesi lazım, Sayın Cumhurbaşkanımızın evinin olduğu yer Kısıklı, oraya gittik. Zaten ilk başta 20-30 kişi falan vardı orada. Yine başlarda Mustafa Kara yine orayı organize edenlerden biriydi. Yani kimse gelmemişti daha biz oraya gittiğimizde. Ne yapabiliriz? İşte yanında inşaat firmasından Kato dediğimiz hani makineyi getirdik ya oraları kapamak için, işte vinçleri veya şeyleri Sayın Cumhurbaşkanımızın evinin önüne dizdik. İşte yollara çapraz şekilde araçları park ettik, hazırlık yapalım. Bu sıra insanlar akıyor tabii ki. Bu şekilde önlemler almaya, işte tankları engellemeye veya işte ne bileyim, bu tabii ki şey olan bir şey değil. Hazırlıklı olan veya daha önce yaşadığımız bir şey değil. O an gelişen bir şey. Elimizden ne gelebilir acaba? Yani hani yaşanan bir şeydi, uçağa taş atmak gibi. Yani bu olası bir şey değil. Uçağa taşla düşüremezsiniz ama elimizden ne gelebilir? O an yapabileceğimiz işte araçları, gelen araçları çapraz şekilde yolu kapamada, işte bir de sonra anonslar geldikçe biz zaten, enteresan bir şeydi o gece, hani yaşanabilecek belki de insanın, yani benim o güne kadar yaşadığım en şey acayip bir olaydı. Nasıl? Çünkü nasıl bir duygu yaşayacağınız, sadece savunma duygusu. Yani vatanınızı, milletinizi şer güçlere, bu ister içten olsun, ister dıştan olsun, savunma içgüdüsüyle yapılan şeyler. Elinizden ne gelebilir? Yani en ufak bir şeyde ucundan tutabilmek. İşte yavaş yavaş olaylar gelişti. İnsanlar akmaya başladı. Anonslar geldikçe Cumhurbaşkanımızın anonsundan sonra iyice insanlar Ümraniye tarafından doğru gelmeye başladı. Ve selalar okunuyor, anonslar ediniyor. Biz orada Kur'anlar okunuyor. İşte diyafonlar, megafonlar getirdik. Onlar oradan anons ediliyor Kısıklı'da. Bu arada gelen insanlar artık inanılmaz seviyede oldu. Orada ezilme tehlikesi yaşıyor insanlar. Köprüye doğru akıyor gelen insanlar. Nerede? Diğer taraflardan da şey alıyoruz. Bilgiler alıyoruz tabii ki telefonlarla. Benim kuzenlerim Çengelköy'deydi. Çengelköy'den ağır haberler geldi. Orada çatışmanın işte köprüde olduğu gibi. Orada insanların şey olduğunu. Biz oraya doğru
işte dayımlarla, diğer kuzenlerle Çengelköy'e gitmeye karar verdik. Çünkü orası artık şeye gerek yoktu orada. Orada insana gerek kalmamıştı. Çünkü inanılmaz bir insan seli vardı. Kısıklı'da. Evet. İnanılmaz insan seli vardı. Köprüye zaten sığmıyordu. Hatta köprüden irtibat geliyordu. Artık gelmesin insanlar. Çünkü dolmuştu, dolmuş taşmıştı. Biz Çengelköy'e gittik. Giderken yine eve uğradım ben. Hani bir şeyler olur, su mu, işte o tip şeyler oradakilere lazım olur diye. Yiyecek yiyecek aparatif şeyler eşim hazırlamıştı. Tekrar abdesti tazeledik. Helallemizi aldık. Çocuklarımla vedalaştım tekrar. Çocuklar kaç yaşında? Biri 3 yaşında, biri 9 yaşında. Maşallah. Allah, Allah razı olsun. Onlarla tekrar vedalaştık. İkinci bir şeyle. Çünkü biz çıktık ama nereye çıktık belli değil. Vatan için çıktık. Bir daha geri dönmemek için çıktık. Yani öyle bir ortam ki, öyle bir şey koymuşlar ki, bildiri yayınlatmışlar. İşte yönetime el konmuştur diye. Sonradan Allah'tan Sayın Cumhurbaşkanımız çıkıp şey yapınca insanların içinde bir ferahlama oldu. Hani Tabii. Bu vatan kimsesiz değil. Ondan sonra zaten insan seli. Yani önünde durmak mümkün değil. Yani değil tanklar toplar. Atom bombası atsanız bile insanları geri adım attıramaz bir duruma geldi. İşte oradan tekrar hareket ettik Çengelköy'e. Çengelköy vahim bir durumdaydı. Çünkü insanların üzerine ateş edilmişti. Yaklaşık 23-24 kişi zaten orada şehit olmuştu. Biz oraya inerken bu uçaklar alçak uçuş yapıyordu. Süpersonik uçuş diyorlar hani ses hızında. O şey olunca biz köprüyü vurdular herhalde zannettik. İnanılmaz bir patlama gibi. Veya ya Çamlıca'yı vurdular ya köprüyü vurdular. Çünkü inanılmaz bir patlama sesi. Meğer o şeymiş, bu tankın Toma'yı vurduğu an. O köprüde tank Toma'yı vurmuştu. O sesmiş. Allah'tan dedik hani köprü şey değil yani. Köprüye bir şey olmadı çok şükür. İndik orada 4-5 tane zaten polis arkadaş vardı. Bir tanesi resmi elbiseli. Bir tane bayan komiserimiz vardı. 2 tane daha komiserimiz vardı. Yani toplam 5 tane polisimiz vardı. Orada çatışıyorduk. Yani çatışıyordu onlar hani karşı tarafta. Çengelköy'ü zaten Kuleli'den geldiğinizde benzin istasyonu vardır. Orası böyle tam burundur. Oradan kesmişlerdi. Daha sonradan tabii bilgiye çarpıyoruz. Oradan kesmişlerdi. İrtibatı tamamen köprüyle Kuleli arasındaki irtibatı oradan kesmişlerdi. Askerler oraya yığıp, orada hemen karakol var zaten bittiğinde Çengelköy'ün. Karakolu zaten bir kişi hariç teslim almışlardı. O da çatıya kaçarak bir polis arkadaşımız, Allah ondan da razı olsun, çatıdan direndi onlara. Hiç teslim olmadı. Orada işte bütün esnafı ters, plastik kelepçeyle, ters kelepçeyle yatırmışlar. Tuvalete dahi diğer ihtiyaçlarını hiçbir şekilde göndermeyip o namussuzlar öyle eziyetler etmişler. Saatlerce çünkü sürdü bu. Düşünün akşam saatlerinden işte sabahın biz 6'da tam 6 civarlara dedi müdahale ettik. Onları şey, o saate kadar orada inanılmaz psikolojik ve şeylere maruz kalmışlar. O arada işte polisler şeyler biz tam Havuzbaşı Parkı'nın orada bir ara sokak var. Oradan biz orada duruyoruz. İşte gelip oradan ateş ediyorlar benzincine tam Çengelköy'ün girişinde. Şu anda hatta anıt var orada şehitler anıtı diye. Oradan gelip ateş ediyorlar. G3'lerle, ağır silahlarla, şeylerle, makinelerle. Vatandaşın elinde bir şey yok tabii. Hiç yani. Polisin elinde bir tane MP5 vardı. O zaman hani gittiğimizde. Bir de evden gelmiş çoğu sivil zaten. Hani bir yerden destek birlik veya işte çevik kuvvetten oradan buradan gelen olsa polisler değil. Tabanca, ha, tabanca var. Başka hiçbir şey yok. İşte mermileri zaten ellerinde olan mermiler. İşte vatandaşlar işte hatta çok şeydi, biri kovayla getirdi mermiyi. Yani çünkü MP5'in mermisi biliyorsunuz 9 milimetre mermi zaten. Yani vatandaşımız da yani yani kovayla geldi mermi. Kesin Rizeli'dir ya, kesin yani. Yani şöyle o durumda insanlar, çünkü bir de şey vardı, pardon özür dilerim, gaz atar tabanca vardı. O da bazen deniz tarafından estiği için attığımız gaz bombaları bize geliyordu havuz başına. Biz perişan oluyorduk orada. Şöyle bir şeyimiz oldu, bizim yardımımız ne oluyordu? Bilgi veriyorduk orada, yani sonuç itibariyle biz buradayız demek için oradaydık. Hani bizim elimizde tabii ki silah ya da olsaydı hani... ne olurdu onu bilmiyoruz ama zaten hatta istemedim de değil. Ben oradaki polis arkadaşlardan bize de verin dedi ki benim elimde bu var size ne vereyim dedi. Yani tabanca var zaten. Öyle şeyler de yaşandı. Ha temin edebilir miydik ederdik. Şimdi
Siz Rizeliler oraya boş mu gittiniz? O niyetle gitmedik ki biz. Hani gidip evden de alabilirdik. Onu da yapmadık. Hani çünkü öyle bir şey ki o anda ha belki ilerleyen zamanlarda alacaktık. Ha biz mermi temin ettik tabii ki o kova meselesi. Ondan sonra çok enteresan değil mi Adem Bey? Yani düşünebiliyor musunuz? Yani, kovayla yaşayanlardan mermi dinlemek bambaşka bir konu yani. Evet. Ama şimdi o kadar samimi, o kadar içten ki yani bunun efendim yasal değil, bu işte bilmem ne filan değil de gizlemiyorlar da. Yani işte akşamdan beri konuk ettiğimiz, burada konuk ettiğimiz konuklarımız da söylüyorlar. Rize'de mesela işte ilçelerde şurada burada kimse boş çıkmadı tahminime göre. Çünkü Karadeniz insanında bu var zaten, fevridir. Karadeniz insanı vatanına, milletine, bayrağına sahiptir, saygılıdır. Dolayısıyla ölümüne her şeyi göze alır. Ya bizde şöyle bir saygı da var ama polis varken, kolluk kuvvetleri varken biz onların yerine geçme gibi bir şeyimiz olmaz. Evet, çok doğru. Hani bravo. Biz çünkü orada ihtiyacımız neydi? Hatta bizim orada Kuleli'de kalan bir üst teğmenimiz vardı. O şerefsizlere karşı durarak orada çünkü. Polislerin orada mermileri bittiğinde Kuleli'ye orada kaldığı için girip çıkabiliyordu. Hani onun da kimden olduğu belli olmadığı için gidip oradan mermi de o da mermi mühimmat getirdi. Hatta getirirken ateş altında kaldı. Sivil girdi oraya çünkü. Düştü belini incitmişti. Hatta hastaneye kaldırdık, o şey yaptı. Böyle de şeyler yaşadık orada biz. Biz dediğim gibi hani Rizeliyiz ama biz önce vatan, biz gidip devletimizden hiçbir zaman şikayetçi olmayız. Hani bunu ben birebir yaşadım. Ben bir tartışma olmuştu. Dayımla beraber şeye gittik. Komiserin karşısında ifade veriyoruz. Şikayetçi misiniz dedi polis arkadaştan. Dayım dedi ne münasebet. Biz dedi devletimize karşı dedi devletten şikayetçi olur muyuz sen dedi. O devletimiz memuru dedi. Biz dedi şikayet etmeyiz. Sadece düzelmesi için tavsiyede bulunuruz veya şey olması için. Bu düşünceyle şey yaptığımız için biz orada o şekilde çıkarsak zaten inanılmaz şeyler olurdu. Siyasız olmanız daha iyi bence. O açıdan biz o şekilde çıkmadık. Ya da o niyetle. O niyetle çıkmadık. Biz çünkü vatan sadece silahla korunacak bir şey değil ki. Biz göğsümüzü siper etmek için çıktık. Oradaki polis arkadaşlarımız siz yalnız değilsiniz. Biz sizin arkanızda yaklaşık 15 kişi vardık biz o polis arkadaşların yanında. Bunun yanında daha önceki de ne söyledim. Küpelisi de vardı. Ondan sonra uzun saçını bağlamış arkadaşımız da vardı. Sarık cübbe giyen arkadaşımız da vardı. Sakallısı da vardı. Sakalsızı da vardı. Yani bütün hani ben hep şeyi düşünürdüm. Bunu içimden de geçirirdim. Özür dilerim o yüzden. Türk milletinden. Ya bu gençlikten hiçbir şey olmaz diye. Ya bu aklımdan çok geçen. Gerçekten. O günden beri çok konuşuldu. Ama ben o 15 Temmuz'da yani tüylerim diken diken oldu. Ben her cenahtan insanın orada olduğunu görünce yani dedim ki yani bu vatan hayatta bu vatana hiçbir şey olmaz. Çünkü bu içimizdeki, ya bu artık Türklüğün verdiği bir şey mi? Vatan sevgisi mi? Ailemizden aldığımız terbiye mi? Yoksa 600-700 senelik içgüdüsel bir şey mi? Bunu yani hala idrak etmiş değilim. Çünkü biz de aç dururuz, susuz dururuz, parasız durursuz, evsiz dururuz. Her şey için dururuz. Ben bunu anladım. Vatansız olamayız biz. Yani bunu bütün insanların anlaması lazım. Bütün dünyanın anlaması lazım. Zaten biliyorlar da böyle bir biz ruh, farkında böyle değiliz. Böyle bir ruh hiçbir millette yok. Yok yani. Yok yani. Ben bunu bir kez daha anladım. Hani dedim ki bu gençlikten bir şey olmaz. Çünkü hani çok hani gözlemlediğimizde baktım lan ne yapacağız diye düşündüğümüz anda bir bakıyorsun ki öyle bir insan ki. Ya bunu cuma günü namaza giden, camiye giden insanlarda da görebilirsiniz. Yani ya sokakta görüp ne diye düşündüğünüz insanın yanında beraber saf tutuyorsunuz. Yani o yüzden demek ki bakarak demek ki şekilcilik yapmamak lazım. Aynen öyle. Yani bunu bir kez daha orada anladım. Dedim ki bize değil böyle içimizdeki hainlerin veya dış mihrakların yaptığı darbe, dünya üzerimize gelse bize hiçbir şey olmaz. Şimdi çok güzel bir yere geldik aslında. O sokakta gördüğünüzde ya bu ne ya dediğiniz ve birkaç saat sonra cuma vaktinde saf tuttuğunuz o insan samimi içten ama dini kullanarak dini
o kutsal duyguları kullanarak para toplayıp gidip orada Amerika'da lüks içinde yaşayıp bir de çıkıp abuk subuk fetvalarla, salya sümük vaazlarla şarlatanlık yapana işte yapanın da neler yaptığını, bu ülkeye maalesef ne kadar zarar verdiğini hepimiz gördük. Maalesef. Dolayısıyla bir kez daha söyleyeyim. Demek ki biz toplum olarak maalesef biraz çekilciyiz. Maalesef. Şekilcilikten vazgeçeceğiz. Bir laf vardır ya hani Aydın Bey, parayla imanın kimde olduğu belli olmaz. Aynen öyle. O yüzden kimin şurasında, o ruhunda, kalbinde, içinde, yüreğinde nasıl ateşler yandığını, nasıl fırtınalar koptuğunu, hangi duygular içerisinde olduğunu bilemezsiniz. Maalesef. O yüzden kimin bayrağa ne kadar saygılı olduğunu, kimin dine ne kadar sahip çıktığını bilemezsiniz. Kesinlikle. İşte görüyoruz, siyasette de görüyoruz. Terör örgütlerine sırtını dayamış siyasi partinin barajı geçmek için, barajı geçmesi için, barajı geçirtmek için Atatürk'ün kemiğini sızlattılar. Niye? Çünkü o barajı geçsin diye, barajı geçsin diye CHP'liler tuttular, HDP'ye oy verdiler. Her evden bir oy. Yani sloganıyla bunun kampanyasını yaptılar. Yani tabandan tabana yayılan bir kampanyaydı. Aleni yapmadılar belki ama. Mesajlarla yaptılar. Mesajlar, yani, her evden bir oy sloganıyla başladılar. Şimdi dolayısıyla ben bu konuda biraz fevriyim. Biraz sert çıkışlar yapıyorum. Burada virgülü koyayım. Ne? Siz devam edin. Buyurun. Şimdi dediğim gibi onu görünce insan bir rahatlıyor. Hani biz oraya çıktığımızda ne önümüzü görebiliyorduk, ne yapacağımız hiçbir şeyi biliyorduk. Her şey o anda gelişen, sadece vatanı koruma duygusuyla başlayan. Ve oraya gittiğimizde bir komiser ablamız vardı. Yani o zaten insana bir şevk veriyordu. Çünkü en öndeydi. Kadın. Yani rütbe olarak değil, evden gelmiş, sivil. Yani rütbe olarak değil, rütbesi 3 tane komiser vardı. Bir tane savcı bey vardı orada oturan. Ondan sonra hakim bey vardı, o görmedim ben onu, orada olduğu söylendi. Yani evden gelen insanlar. Dediğim gibi bir tane resmi sivil polis vardı. Resmi elbiseli polis vardı. Gerisi hep evden. Biri Sultanbeyli'den, biri Dudullu'dan. Hatta bayan arkadaşımız, komiserimiz Sultanbeyli'den kalkmış gelmişti oraya. Yani ellerinde evde kullandıkları telsiz. Ne kadar haber alabilirlerse o kadar. Yani onu görünce biz de orada ne? Onların yanında durarak. İşte yemek, su, işte şarj, telefonları çünkü şarjla bitiyor. Depolama aleti falan filan taşıdık. O ihtiyaçlar. Bir de gözcülük. İşte dönüyoruz arkadan nereden geliyor diyor. Hatta orada bizim esnaf amcaoğulları var. Onların bekçileri var. Onunla ben irtibata geçtim. O tam Çengelköy'ün içindeydi. Oradan biz onunla gizliden, çünkü onun da ifşa olmaması lazım. Hatta kapıyı zorladılar. İçeri girdiler. Bulamadılar onu. Saklanmıştı. Çünkü herkesi topladılar ki bu tip şeyler olmasın diye. Biz işte istihbarat sağlıyoruz. İşte görüntü veriyoruz. Yaklaştıkları zaman biz geri çekiliyorduk. İşte ateş ediyorlardı çünkü şeylerle, makineli tüfeklerle, biz tabancayla karşılık veriyoruz ve MP5'te karşılık veriyor, gaz bombası atıyoruz. Saat 6'ya çeyrek derken polis yani tabii ki hani sahiplendiğimiz için o kadar atıyoruz, evet. Anlıyoruz yani, biz taş da atsak o anlamda düşünüyoruz. Saat 6'ya çeyrek vardı, gün ağarmaya başlamıştı. İlk düşendi zaten Çengelköy, ilk düşen derken aldığımız yerdi. Biz koştuk. Önde ya, o ne komiser aldığımız zaten bizim. Kimden alıyoruz? Aynen, şey anlamında tabii kesinlikle öyle. Doğru, yanlış bir cümle kullandım. Evet. Önde komiser ablamız, biz yine polisler, bizim elimizde hiçbir şey yok. Biz de beraber koşuyoruz. O sıra kısıklıdan irtibat halindeyiz. Bir tane toma istedik. Dedik en azından bir toma gönderin de hani bir arkasına sığınabiliriz yani giderken. O da geç geldi zaten. Biz girdikten sonra geldi. Biz Çengelköy'e doğru ateş ederdi. Onda komiserimiz girdik. Onlar da geri geri çekile çekile girdik ki gördüğümüz manzara inanılmazdı. Her tarafı talan etmişler. Yani çünkü kırmış, dökülmüş. İnsanlar ters kelepçe olarak bağlanmış, yerde diz çöktürülmüş.
girdik, onlar geri geri kaçtılar. Hatta o sırada işte özel hareket geliyor, işte polisleri geliyor diye onların da çatışmalarını yukarıdan duyuyoruz. Velhasıl girdik, onlar geri geri, çok şükür ki bir şey olmadan, hatta beni dayıoğlu beni çekiyordu ki, ya bu nereye koşuyorsun, bir şey yap da nereye gidiyorsun, ölüme gidiyoruz oğlum dedim, yani yapacak bir şey yok burada, hiçbir şey yok. Öndekiler tabancayla koşuyorsa biz de göğsümüzü siper ederek koşuyoruz diye. Girdik, inanılmaz bir şeydi o an. Çünkü orada tanıdıklarımız var, esnaflar yıllarca, hatta Fikret abi olsun, işte Hüseyin abi. Bunları görünce bir öyle ağlıyoruz ki hüngür hüngür ağlıyor. Bir yandan onları çözüyoruz. Elleri işte kelepçeli, plastik kelepçeli kelepçelemişler. Onları aç susuz bırakılmışlar orada saatlerce. Tuvalete dahi gönderilmemişler. Hepsi işte orada ya abisi ya kardeşi onlardan haber istiyor. Yani hatta Fikret abinin oğlu da orada, hatta şey yapılmıştı, o da kaçmıştı. Beraber rehin alınmıştı, o da kaçmıştı. Şeyleri, oradaki yaralıları, şöyle bir şey oldu orada. Yerde ayağından vurulmuş, ona yardım eden, etmeye giden arkadaşı da vuruyorlar. Arkadaşını yerdeyken öldürüyorlar. Vurulmuş ki niye alıyorsun onu oradan? Yani bunu... hani bir laf vardır ya, bizim buralar elin cavarı bile yetmez diye. Yani bu namussuz şerefsizler maalesef bu yerde yatan yaralıya, yardım etmek isteyene de ateş ettiler. Böyle şeyler yaşandı. Biz velhasılı girdik. Toparlayalım. Geriye doğru kaçtılar. Kuleli'ye doğru daha doğrusu. Biz oradaki şeyi şey yaptık. Bu sefer Kuleli'den özel hareket onları toparlayıp geldi. Getirilirken oradaki insan, biz ve toplanan insanlar, kiminin kardeşi, kiminin abisi ölmüş. Onları linç etme girişimi oldu. Gene gayri ihtiyar onları gene tutmaya çalışıyoruz ki böyle namussuz şerefsizlere, hainlere bir şey yapmasınlar gene diye. Hani verecekse adalet cezasını versin diye. Oraya karakola getirdiler. Diğerlerini kaçırdılar şeye doğru. Çünkü orada artık insanlar çok şey toplandı. Uzatmayayım. Karakol şey yapıldı. Oradakiler getirildi. Çoğu insan yakalandı. Kuleli'de içeride saklananların olduğu söylendi. Biz Kuleli'nin önüne gittik. O insanlarla. Orada nöbete başladık bu sefer. Kuleli'den işte o şeyleri, çocukları kandırıp getirdikleri çocukları, işte Fenerbahçeli futbolcular gelecek, İşte onlarla tanışacaksınız deyip getirdikleri, silah verip tatbikat var deyip gönderdikleri çocuklar içerideydi. Onları çıkardılar. Velhasıl orada da nöbetimiz şey yaptı. Allah bir daha insanlara böyle bir şey yaşatmasın inşallah. Rabbim Allah. Neyler neylerse güzeller. Rabbimin yardımıyla bunlar oldu. Kimsenin organizasyonuyla veya şeyiyle olmadı. Allah bir daha bu günleri bize yaşatmasın inşallah diyeyim. Amin. Allah da yardım etti o gece Türk milletine. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin işgal girişimi, hatta iç savaş girişimi. Çayeli Belediye Başkanı çok güzel bir şey söyledi dün akşam yayın aldığımızda. Bu sadece darbe girişimi değil, işgal ve iç savaş çıkarma girişimiydi. Dediğiniz gibi Allah bir daha o günleri öyle geceler yaşatmasın hiç kimseye. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Sağ olun. Değerli izleyenler, Muhammed Çavuşoğlu konuğumuzdu. 15 Temmuz ekran nöbetimiz devam edecek. Şimdi reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra beraberiz.